Merhabalar. Hatırlıyorsanız işletmelerin sınıflandırması ve türleri konusuna başlamıştık. Ancak çok uzun bir ünite olduğu için ben 2 hafta bu üniteleri bölmek zorunda kaldım. Bugün de geçen hafta anlattıklarımdan sonraki konuları sizlere aktarmaya devam edeceğim. Şimdi İşletmelerin büyüklüklerine göre gruplandırılmasında yaygın olarak bir sınıflandırma yaklaşımı bulunmakta. Çünkü neden? Çünkü büyüklük dediğimiz şey aslında çalışan sayısı yüksek olursa da, sermayesi yüksek olursa da, işte kapasitesi de yüksek olursa büyük diyebilmekteyiz. Ben hani benim bir sınıflandırma yapabilmek için bakıldığın karlılığına, performansına, rekabet gücüne, istihdam kapasitesine, üretim hacmine gibi unsurlara bakılarak aslında büyük mü değil mi karar verilmekte. Ama tabii bu standart bir yaklaşım mı hocam? Hani büyüklük dediğimizde aklımıza bunlar mı gelmeli? Bunların dışında herhangi bir şey var mı diye sorarsınız. Bunlar standart olan yaklaşımlar değil. Ama hani bir işletmenin büyük mü, küçük mü, orta işletme mi olup olmadığını bilebiliriz. Tabii bu işletmelerin büyüklüklerine göre tanımlanması da çeşitli ölçütlerle, çeşitli unsurlarla, çeşitli faktörlerle ülkeden ülkeye, zamana ve faaliyette bulunan alanlara göre de farklılıklar gösterebilmekte. Bununla birlikte büyüklüğün ölçülenmesinde kullanılan ölçütler genel olarak nicel, kalitatif ve niteliksel, kantatif ölçütler biçiminde ikiye ayrılıyor. Nicel ölçütler dediğimiz ölçütler arasında çalışan sayısı, sermaye miktarı, yatırım miktarı, satışlar, kullanılan girdi miktarı, üretim kapasitesi ve miktarı, makine ve tezgah sayısı, harcanan enerji miktarı, pazar payı, kullanılan arazinin alanı, harcanan enerji miktarı, iş görenlere ödenen ücretler eğer fazlaysa, çok fazla çalışanımız varsa, çok fazla sermayemiz varsa, yatırımlarımız fazlaysa, satışlarımız yüksekse, makine ve tezgah sayımız yüksekse, enerji yüksekse, pazar payımız yüksekse, arazimiz büyükse ve ücretler yüksekse deniliyor ki büyük işletmedir. Bir de niteliksel ölçütler var. Yönetim biçimine bakılıyor. Nasıl bir yönetim biçimi? Üst yönetim, orta yönetim, alt yönetim var mı? Yoksa sadece bir tane yönetici, bir tane üst yönetim var. Küçük bir işletme mi ya da orta bir işletme mi? Pazarlık gücü yüksek mi? Yani tedarikçilerle olsun, müşterilerle olsun. Eğer büyük işletmeyseniz pazarlık gücünüz yüksek oluyor. Mesela şöyle düşünün. iPhone ya da Samsung'u düşünün. İstedikleri fiyattan telefonlarını, Samsung'a bakın. Telefonlarını, televizyonlarını, işte çamaşır makinelerini istedikleri fiyattan piyasaya sürebiliyorlar. Müşteriler şunu demiyor. Ya biraz daha ucuzunu gidip alayım demiyor. Çünkü kaliteli olduğunu ve kullanacaklarını biliyorlar. Ve bunu bildikleri için de pazarlık güçleri fazla. Bir pazarlık yok aslında. Kendileri hangi fiyattan istiyorlarsa o fiyattan ortalığa koyabiliyorlar. Ürünlerini satabiliyorlar. Hukuksal yapıları nasıl? Holding mi? Kendileri mi güçlü? Tür şeyler biraz sonra bakacağız zaten hukuksal yapı dediğimiz olaylara anlayacaksınız. Örgüt yapısı nasıl? Pazar yapısı ulusal uluslararası mı? Sermaye yapısı çoklu ortaklıklardan mı oluşuyor? Tek ortaklıktan mı oluşuyor? Birçok paydaşı var mı yok mu? İşte bunlar bir bakıma bir işletmenin büyük mü, orta ölçekli mi, küçük ölçekli mi, daha mikro mu, bunlara karar verdiğimiz, karar verebileceğimiz bunlara bakıp
kira vereceğimiz ölçüler olarak karşımıza çıkmakta. Tabii bu ölçütlerden hangisinin kullanılacağı, sınıflandırmaya tabi tutulacağı, işletmenin çeşidine, amacına ve faaliyet alanına göre değişecektir. Örneğin turizm konaklama tesislerinde, biliyorsunuz turizm denildiğinde hizmet işletmesinden bahsediyoruz. Burada yatak sayısı, mobilya imalathane işçi sayısı, enerji santrallerinde beygir gücü, dokuma fabrikasında tezgah sayısı, ulaştırma işletmelerinde koltuk sayısı, işletmelerinde işlenen arazinin genişliği kaç metrekare? Büyük mü? Küçük bir alana mı sahibiz? Bunların hepsi büyüklendirme sınıflandırılmasında ölçüt olarak kullanılabilecek, örnek verilebilecek örnekler olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi baktığımızda en genel karşımıza çıkan büyüklüklerine göre küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler olarak karşımıza çıkmakta. Ancak günümüzde bu daha da genişletilebilir. Daha önceden küçük, orta, büyük bize yeterken artık şimdilerde arkadaşlar çok küçük, mikro ve çok büyük, makro ölçekli işletmeler de bu sınıflandırma içerisine girmiş durumda. Yani mikro, küçük, orta, büyük ve çok büyük işletmeler olmak üzere sınıflandırmalarla karşınızdayız. Şimdi mikro işletme denildiğinde, ölçekli işletme denildiğinde yıllık istihdam edilen çalışan sayısı yıllık 10 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu herhangi 3 milyon Türk lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmelerden bahsediyoruz. Hocam bu mikro işletmeler nerelerde var? Bunlar birkaç kişi oluyor arkadaşlar. Mesela ayakkabı tamircileri. Azerbaycan'da var mı bilmiyorum ama Türkiye'de var. Mesela ayakkabınız şeyi topu diyelim ki çıktı. Özellikle kadınlarda kırılabiliyor. Yüksek topuklarda. Öyle ayakkabı tamircilerimiz var. Ya da mahalle bakkallarımız var. Ya da şöyle diyeyim, erkek berberleri. Bu büyük kuaförlerden bahsetmiyorum. Berber. Bir tane sahibi vardır, bir de yanında kalfası vardır. O kalfayla beraber o berberi çevirirler. Ve 10 kişiden azdır. Bunlar mikro işletme olarak karşımıza çıkmakta. Küçük ölçekli işletmelere geldiğimizde ise yıllık istihdam edilen çalışan sayısı 50 kişiden az, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosunda herhangi biri 25 milyon Türk lirasını aşmayacak. 50'ye 25. Şimdi bu tür işletmeler genellikle çok basit, yalın bir örgüt yapısına sahip. İşletme sahibi hem yönetiyor hem de işletmenin sahibi olarak karşımıza çıkıyor. Personel sayısının az olması ve örgüt yapısının basit olması işletmelere aslında bir esneklik ve etkinlik sağlıyor. Yani ne demek istiyoruz? İşi yönetmek kolaydır arkadaşlar. Biraz sonra göreceksiniz. Büyük işletme ve çok büyük işletmelerde çok yüksek oranda sayıda çalışan var. Şimdi hem onları yönetebilmek, hem değişimlere adapte edebilmek, hem de değişiklikler olduğunda çok etkilenmemesini sağlayabilmek çok zor büyük işletmelerde. Ama küçük işletme olduğunuzda daha kolay uyum sağlayabiliyorsunuz her türlü değişime. İster planlamayı değiştirebiliyorsunuz, ister teknolojiyi değiştirebiliyorsunuz, ister iş yapış şeklini değiştirebiliyorsunuz. O yüzden burada esneklik ve etkinlik gerçekten daha fazla küçüklerde. Bu işletmeler çoğu kez sermayelerini arttırmak yoluyla aslında orta ölçekli işletme haline gelme çabası içerisindeler. Yani biz ne kadar çok para kazanırsak,
biz ne kadar çok kâr elde edebilirsek ancak orta işletme olabiliriz diye düşünüyorlar. Orta ölçekli işletmelere geldiğimizde ise yıllık istihdam eden çalışan sayısı 250 kişiden az olacak. 250 kişiden az. Ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi bir 125 milyon Türk lirasını aşmayan işletmelerden bahsediyoruz. Bu genellikle dayanıklı ve dayanıklı tüketim mallarının üretildiği endüstri alanlarında faaliyet gösteren işletmeler olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları neler hocam diye sorarsanız, dayanıklı tüketim malları bizim kullandığımız televizyonlar, buzdolapları, mobilyalar yıllarca kullanıyorsunuz. Ancak kırılırsa ya da bozulursa işte değiştirme olasılığına gittiğiniz bütün bu tüketim mallarına dayanıklı tüketim malları. Dayanıklı tüketim malları da en fazla bir hafta içerisinde tüketmeniz gereken en fazla mallardan başlıyor. Mesela ekmek, dayanıksız tüketim malı, süt, dayanıksız tüketim malı, tavuk, bütün yiyecek maddelerine baktığınızda bunlar birçoğu. Eğer hani böyle içerisinde katkı konulmuşsa gofrettir, bisküvidir bunlardan bahsetmiyorum. Ama genellikle çok çabuk bozulabilecek. Hani korunması ya da bir yerde muhafaza edilmesi zor olan, yani bozulması kolay olan tüketim mallarından bahsediyoruz. Bunlar dayanıksız tüketim malları olarak karşımıza çıkmakta. Bir de aralarında şu fark da var. Dayanıklı tüketim malları genellikle dayanıksız tüketim mallarına göre daha fazla ücrete sahip. Yani daha pahalı. Dayanıksız tüketim malları, dayanıklı tüketim mallarına göre daha ucuz. Şimdi bu orta ölçekli işletmeler özellikleri gereği esnek bir yapıya sahipler. Ve değişen çevre koşullarına kolayca uyum sağlayabiliyorlar ve müşterinin talebine göre ürettikleri mal veya hizmet türünde değiştirebiliyorlar. Yani çok fazla etki etmiyor onları. Daha büyük işletmeye ve çok büyük işletmeye göre daha küçük yapıya sahip oldukları için. Ama küçük işletmeye göre de daha fazla sermaye sahip oldukları için bunu yerine getirebilmeleri daha fazla ve uygun olabiliyor. Şimdi büyüklüklerine göre yapılan sınıflamada mikro ölçekli, küçük ölçekli ve orta ölçekli işletme sınıflarına giren işletmelere küçük ve orta büyüklükteki KOBİ'ler, işletmeler adı verilmektedir. Biz buna KOBİ diyoruz. Hani duymuşsunuzdur belki bir yerden. Azerbaycan'da da vardır belki. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Şimdi bu küçük orta büyük işletmelerin büyüklüklerine göre daha doğrusu yani KOBİ'lerin avantajları ve ekonomik yararları var. Bunlar girişimcilik ve yenilikçiliğin gelişmesine katkı sağlama ilki. Sonra istihdamın gelirin ve refahın artmasını sağlama. Pazarda meydana gelen değişimlere kolay ve hızlı uyum sağlayabilme, müşteri ilişkiler kurabilme, etkin çalışan işveren ilişkileri kurabilme, yeni talep yaratabilme ve karşılanmamış taleplere yanıt verebilme, rekabetin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlayabilme, düşük maliyetlerle çalışabilme ve daha az sermaye, bürokratik işlem ve maliyetle kurulabilme gibi özelliklere sahip olarak karşımıza çıkabilmekte. Şimdi büyüklüklerine göre işletme türlerine baktığımızda kurulum kolaylığı var bu küçük orta işletmelerin. Düşük maliyetlerle kuruluyorlar. Karşılanmamış taleplere hizmet etmek için varlar. Yani şöyle,
İşletmeler genellikle hani sermayelerini arttırmak amacıyla böyle hani birçok büyük oranda nasıl diyeyim 1.000 tane, 2.000 tane, 1.000.000 falan üretim yapabiliyor. İşletmeler mesela diyelim ki mobilyanızın bir parçası bozuldu ya da mobilyanızın bir parçası kırıldı. O parçayı üreten kişilerden bahsediyoruz. Daha küçük detaylardan bahsediyoruz bu küçük orta işletmelerde. Bu tür işletmelerde karşılanmamış taleplere hizmet ediyorlar. İşletmeler bunları karşılamaz. Der ki ben bunlarla uğraşmıyorum. Ben seri üretim yapıyorum. O yüzden ben bunları üretmiyorum diyebilme olasılığı var. Etkin çalışan ve işveren ilişkisi var. Etkin müşteri hizmeti var. Esneklik var. Girişimcilik ve yenilik var. Ama büyük işletmelerle rekabet ortamına girdiklerinde rekabet edemiyorlar. Çünkü büyük işletmeler daha fazla pazar payına sahip, daha fazla müşteriye sahip, daha fazla sermayeye sahip, daha fazla tanınırlıkları var. Bu yüzden hani onlarla rekabeti bir zayıflıkları var. Sınırlı büyüme yapıları var. Kısıtlı finansmanları var. Her banka, herkes onlarla çalışmak istemez. Zor ortak bulurlar. O yüzden kısıtlı finansman diyoruz ve yönetim yetersizliği de karşılaşıyor biliyorlar. Geldik büyük ölçekli işletmelere. Şimdi Türkiye'de işletmelerin niceliklerine göre büyüklüklerinin belirlenmesinde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri, sınıflandırması hakkındaki yönetmelikte tanımı yapılmamış. Yani KOBİ'nin içerisinde yok. Ama yönetmelikte yer alan küçük ve orta büyüklükte işletme tanımıyla büyük işletme olarak kabul edilecek işletmeler dolaylı olarak belirlenmiş. Şimdi KOBİ tanımı şöyle geçmekte. Küçük ve orta büyüklükteki işletme 250 kişiden az, yıllık çalışana sahip, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi bir biri 125 milyon Türk lirasını aşmayan ve bu yönetmelikteki mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler olarak tanımlanmakta. Peki avantajları ne büyük işletmelerin? Bir kez araştırma geliştirme bütçeleri yüksek. Çünkü sermayeleri var. Ve araştırarak, geliştirerek müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına daha fazla karşılık verebilmekte. Bu karşılığı verdiğinde zaten sermayeleri de yükselmekte, kârı elde edebilmekteler. Büyük ölçekli satın almalar yapabilmekteler. Etkin eğitim ve geliştirme durumları var. Çalışanlarına bunu verebilmekteler. Finansal güçleri var. Sermayeleri yüksek. Sermayeleri yüksek olunca, büyük işletme olunca tanınırlıkları da fazla. Tanınırlıkları fazlaysa o zaman diğer bankalar ya da ortaklar onlarla çalışmak isteyecektir. Yetkin bir yönetimleri var ve verimli üretim yapıyorlar. Tabii hayat böyle denge içerisinde. Hani siyah ve beyaz her zaman karşımıza çıkıyor. Her zaman dümdüz çıkmıyor. Yaşadıklarımız da öyle. Burada da yine dezavantajları da var. Ekonomik sorunlara neden olabiliyor büyüklük. Ne demek istiyorum? Çok fazla enerji tasarruf, çok fazla enerji harcamak. Ne bileyim kişilere, çalışanların çok ödemelerin artmasına sebep olacaktır. Teknoloji ilerleyecektir. O teknolojiyi yakalayabilmek için daha fazla para ödemek zorunda kalacaktır. Bu yüzden de kârları düşmeye başlayabilir. Sağlamak çok zorlaşacaktır. Büyük işletmeler evet tanınırlıkları fazla olmasına rağmen yaptırımları çok fazla olamıyor devlet üzerinde. Devlet şunu diyor, sana destek sağlayabilmem için şunları şunları yapman lazım, daha fazla vergi ödemen lazım gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. O yüzden politik güç sağlamada da dezavantajları yer alabiliyor. Ve çok fazla esnek değiller.
Yani olabilecek herhangi bir değişiklik bütün iş yapılarını etkileyeceği için hemen o iş yapısını değiştirmiyorlar küçük ve orta ya da mikro işletmelerdeki gibi. Büyük işletmeler çünkü bunlar. Büyük işletmelerde de hani bir gün içerisinde hadi değiştirelim hop olmuyor. Değişime ayak uydurmaları tek o işte ya da planlarını değiştirebilmeleri, aldıkları kararları değiştirebilmeleri çok kolay olmuyor. Zaman alabiliyor. Bu da onlar için bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Makro ölçekli işletmelere geldiğimizde ise çok büyük işletmeler hatırlıyorsunuz. Çalıştırdıkları kişi sayısı 2000 veya daha fazla olan. Bakın 2000'in üzerine çıkıyoruz artık. Diğer işletmelere kıyasla çok büyük bir üretim gücüne, yüksek rekabet üstünlüğüne, çok geniş pazar paylarına, büyük tutarlarda sermaye miktarına ve yüksek teknolojilere sahip olan işletmelerden bahsediyoruz. Genellikle bunlar uluslararası işletme olarak karşımıza çıkmakta. Büyük miktarlarda yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımlardan mesela örnekler nükleer santraller, silah sanayi, gemicilik, büyük limanlar, baraj hidroelektrik santrali gibi işletmeler bu makro ölçekli yani çok büyük işletme olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi bu sınıflandırma yaklaşımında işletmeler ürün ve hizmet üretiminde kullandıkları üretim faktörlerinin ağırlığına göre ayrıma tabi tutulabilmekte. Mesela ürün ve hizmet üretiminin gerçekleştirmesini sağlanan üretim faktörleri doğal kaynaklar, iş gücü, sermaye, girişimci ve teknoloji olarak karşımıza çıkmakta. Gerçekleştiren üretim niteliğine göre söz konusu faktörlerin üretim sürecindeki düzeyi farklılaşıyor. Örneğin otomobil üretimi için gelişmiş makineler ve robotlar gerek. Ki kullanılıyor artık biliyorsunuz. Yapay zekalardan bahsediyoruz. Burada kullanılan üretim faktörleri içinde sermaye ve teknolojinin ağırlığı daha fazla karşımıza çıkmakta. Emek yoğun işletmelere baktığımızda burada iş gücünden bahsediyoruz. Yani üretimde yoğun olarak iş gücü faktörünü kullanan işletmelerden bahsediyoruz. Emek yoğun işletmelerde iş gücü üretim faktörleri içerisinde önemli bir paya sahip. Ve genellikle mekanik üretime dayalı üretimden bahsediyoruz. Bu işletmelerin en önemli özellikleri arasında toplam maliyetinin, üretim maliyetinin büyük bir bölümünü işçilik giderleri oluşturuyor. Evet, bir şey üretiyoruz ama payını veriyoruz işçilere. Ve büyük bir payını işçiler oluyor. Ve emek yoğun işletmelere örnek olarak hazır giyim sanayi, ayakkabı üretimi ve hizmet sektöründe bulunan işletmeler örnek olarak gösterilebilir. Sermaye yoğun işletmelere geldiğimizde ise teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı ve yüksek miktarda sermayeye sahip olan işletmelerden bahsediyoruz. Toplam varlıkları içinde sabit varlıkları önemli bir paya sahip burada. Bu tür işletmeler üretim süreçlerinde emek yoğun işletmelere kıyasla daha gelişmiş üretim teknolojileri kullanıyor. Bu durum yüksek miktarda sabit sermaye gerektirdiği için kuruluş maliyetleri emek yoğun işletmelere kıyasla oldukça yüksek. Çünkü teknoloji çok farklı. Her türlü teknoloji yurt dışından geleceği için ve yurt dışında yapılan bu teknolojiler, bu makineler oranın parasıyla 1 manat kaç euro, 1 manat kaç dolar bilmiyorum ama hani baktığınızda işletmeler bunu aldığında gerçekten ve gerçekten işletmeler için çok pahalı olacaktır ve emek yoğun işletmelere göre aslında gerçekten sermayeleri yüksek olması gereken işletmelerden bahsediyoruz ki bu teknolojileri karşılayabilsinler. Sermaye yoğun işletmeleri en tipik örnekler bilgisayar ve otomotiv üreten
işletmeler olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi burada şeylerden bahsettik. Büyüklüklerine göre sınıflandırılmalardan mikro, küçük, orta, büyük ve makro, çok büyük işletmelerden. Şimdi geldik hukuki yapılarına göre işletme türlerine. Türkiye'de hukuki yapılarına göre işletmeler temel kanun Türk Ticaret Kanunu'na bağlı. Yani Türk Ticaret Kanunu'nda hukuki yapıları nasıl tanımlandıysa arkadaşlar, ona göre hukuki yapıları belirlenmekte. Bunun yanı sıra borçlar kanunu, kooperatifler kanunu, vergi kanunu ve iş kanunu da aslında yapılarını belirleyen, düzenleyen ve yer almasını sağlayan kanunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi baktığımızda hukuki yapılarına göre işletme türleri, şahıs işletmeleri, sermaye işletmeleri ve kooperatif işletmeleri olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkmakta. Şahıs işletmeleri, tek kişi işletmesi, adi şirket, kolektif şirket ve kumandit şirket olarak karşımıza çıkmakta. Sermaye işletmeleri de anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş kumandit şirketler. Kooperatif şirketleri de, daha doğrusu kooperatifler de, üretim kooperatifi, tüketim, tarım satış, tarım kredi ve yapı kooperatifi olarak karşımıza çıkmakta. Kişi şahıs işletmelerine baktığımızda sermayelere ve yönetimlere bakımdan kişilere, taaslara bağlı olarak örgütlenen ve sorumlulukları ortakların kişisel varlıklarını da kapsayan işletmeler olarak karşımıza çıkmakta. Ortakların işletme borç ve yükümlülüklerine karşı sınırsız sorumlu olması. Çok büyük sorumlulukları var. Her türlü sorumluluk onlarda. Kişisel emek ve ticari itibarlarını işletmeye sermaye olarak koyabilmeleri bu tür işletmelerin itibarını arttıran özellikler içerisinde yer almakta. Kişi işletmelerinin en başta geleni ve aynı zamanda en eski işletme türü olarak karşımıza çıkan işletme türü tek kişi işletmedir. Kişi işletme denildiğinde tek bir şahısa ait olan ve o şahıs tarafından kurulup yönetilen işletmelere tek kişi işletmesi denilmektedir. Bu dediğimiz gibi en eski, en basit ve uygulamada en çok görülen işletme biçimi olarak karşımıza çıkmakta. İşletmeye sahibi olan kişi, işletme faaliyetleri konusunda bütün riskleri üstleniyor, her türlü kararı alıyor, uyguluyor ve denetliyor. Bu işletmenin ayrı bir tüzel kişiliği yok. İşletme sahibi, işletmenin bütün borç ve yükümlülüklerine karşı tüm varlığıyla, tüm mal varlığıyla, sermayesiyle her neye sahipse sınırsız bir sorumluluğa sahip. İşletme faaliyetleri sonucunda elde edilen kar, ortaya çıkan zarar tamamen işletme sahibine ait olarak karşımıza çıkmakta. Peki bu tek işletmenin, tek kişi işletmesinin avantaj ve dezavantajları ne? Kurulması kolay avantaj olarak. Yalın bir örgüt ve yönetim yapısına sahip. Fırat ve esnekliğinin yüksek olması karşımıza çıkmakta. Karın tek elde toplanması, vergi yükümlülüklerinin az olması, kredi bulma kolaylığı sağlanması. Tek kişiye sahip olduğu için sorun yok. Ama dezavantajları da var tabii. Büyümesi zor oluyor. Modern yönetim ve işletme esaslarının uygulanamıyor. Tek kişi var. Sürekliliğinin işletme sahibinin yaşam süresine bağlı olması. Allah korusun vefat ettiğinde işletme de kapanıyor. İşletme sahibinin işletmenin tüm borçlarına sınırsız sorumlu olması. Bu büyük bir sorumluluk çünkü eğer çok fazla borcu olursa da altından kalkamayabiliyor. Adi şirkete geldiğimizde ise iki veya daha fazla kişinin ortak bir amaca ulaşmak için sermaye ve emeklerini birleştirmesinden bahsediyoruz. Burada bir sözleşme var, sözlü veya yazılı. Her konu basit ve yaygın bir ortaklık biçiminden bahsediyoruz. Aralarında akrabalık ya da arkadaşlık ilişkisi bulunan kişiler
market, taksi durağı, tamir atölyesi gibi işletmeler kurarak bunları yürütebilmekteler. Türlü işlem ortaklar tarafından yerine getiriliyor. Ortağın şirkette yönetme hakkı bulunuyor. Ancak istenirse yönetim yetkisi ortaklardan birine veya birkaçına ya da dışarıdan birine de devredilebilir. Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kar veya zarar eşit olarak ortaklar tarafından eşit şekilde paylaşılıyor. Örgüt yapısı yalın, yönetimleri göreli olarak kolay, büyümeleri sınırlı, aynı zamanda kısa ömürlü. Ortaklardan birinin ölmesi ya da ayrılması ya da amacının gerçekleştirmesi ya da gerçekleştirmeyeceğinin anlaşılması gibi bir durumlarda varlıkları sona erebiliyor. Kolektif şirkete geldiğimizde ise ticari bir işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletme amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırmamış olan bir şirketten bahsediyoruz, kolektif şirkette. Kişiler, gerçek kişilerin ticarethane, fabrika ve benzeri yapıları işletmek için sınırsız sorumlu olarak kurdukları bir ortaklıktan bahsediyoruz. Yazılı gerçek kişiler arasında ve yazılı sözleşme ile kurulan bir şirket, tüzel kişiliğe sahip, örgütleme biçimi ve işleyişi şirket sözleşmesi ile belirleniyor. Her ortağın yönetimde bir hakkı var, söz hakkı var ve her ortağa kar veya zarardan düşecek pay ana sözleşmeyle veya ortakların sonradan verecekleri kararla belirleniyor. Avantajları az sayılı kişi tarafından kurulabiliyor. Yönetim ve örgütlenmesi kolay. Sınırsız sorumluluğun saygınlığı artıyor. Tüm ortaklar tarafından denetlenebiliyor ve karşılıklı güvene dayalı olan bir kurumdan bahsediyoruz. Dezavantajları var tabii ki. Büyüme ve gelişme olanaklarının sınırlı olması, yetki bölünmesinin yönetimde sorunlar yaratabilmesi, yeni ortak alınmasının ve ortaklıktan çıkarmanın yasal gerekliliğinin ağır olması. Kumanda şirkete geldiğimizde ise kumanda şirketler birçok açıdan kolektif şirkete benziyor aslında. Kolektif şirketlerde olduğu gibi şekil şartları kanun tarafından belirlenmiş ve yazılı sözleşmeyle kurulmuş özel bir kişiliğe sahipler. Adi kumanda şirketi denilen bu ortaklık türüne kolektif ortaklıktan ayıran en büyük özellik ortaklığın borç ve yükümlülüklerinden dolayı üçüncü kişilere karşı bir sorumluluğunun bazı ortaklar için sınırlandırılmış olmasıdır. Bir araya gelen ortaklar ve bunların getirdikleri katılma paylarında meydana gelen ortaklığı kuran kişilerden ziyade ortaklık sonucu oluşan tüzel kişiliğin ön planda olduğu şirketlere de sermaye işletmeleri deniliyor. Şahıs şirketlerine göre daha büyük ölçekteler ve daha büyük ölçekte sermaye gerektiren işleri yapabilmek için daha fazla ortak tarafından kurulan işletmeler olarak karşımıza çıkmakta. Şirket yönetimi ortakların kontrolünde değil ve profesyonel yönetim organlarının elinde. Ortaklık payları kolaylıkla satılabildiği ve devredilebildiği için ortaklığa girme ve çıkma kolay. Dolayısıyla ortakların ayrılması veya ölümü şirketin devamlılığını etkilemiyor. Üç şekilde oluyor. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit olmak üzere. Anonim şirket dediğimiz şirketler ticari unvana sahip, ana sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve işletme borçlarından dolayı ortakların yalnızca koydukları sermaye tutarı kadar sorumlu oldukları bir ortak türünden bahsediyoruz. Ve özellikleri şunlar arkadaşlar. Yazılı sözleşmeyle kuruluyor ve tüzel kişiliğe sahipler. Çalışma konusu belirli ve ticaret unvanı var. Tahvil ve hisse senedi çıkarabiliyorlar. Şirketin temel sermayesi eşit paylara bölünmüş. Yüksek miktarda sermayeyi gerektiren alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Ortaklıklar gerçek
veya tüzel kişilerle olabiliyor. Ortaklık payları kolaylıkla devredilebiliyor. Başkalarına verebiliyorlar. Yönetim genelinde profesyonel yöneticiler var. Örgüt yapısı genel kurul, yönetim kurulu ve denetçilerden oluşuyor. Şirketin üçüncü kişilere karşı sorumluluğu şirketin mal varlığı ile sınırlı. Ortakların sorumluluğu şirkete getirdikleri sermaye miktarı ile de sınırlı olarak yer alıyor. Şimdi hisse senedi dediğimiz olgu, kavram, anonim şirketlerde ortakların sermaye paylarını temsil eden belge olarak karşımıza çıkmakta. Peki bu tür işletmelerin ne tür dezavantajları ve avantajları var? Ortakların sorumlulukları sınırlı. Yönetim profesyoneller tarafından gerçekleştiriliyor. Yani ortakların ya da işletme sahibinin yönetimiyle olmuyor. Deneyimli, para karşılığı yapıyorlar tabii bunu. Ücret karşılığı yapıyorlar. Büyüme yeteneğinin fazla olması, şirketin veya payların devrinin kolay olması, sürekli hem payların devrinden etkilenmemesi. Dezavantajlarına baktığımızda ise kuruluş işlemlerinin karışık ve yoğun olması, yasal düzenlemelerle sıkı biçimde kontrol altında tutulması, esnekliğin az olması, yönetimin yetersizliğine şirketi iflası sürüklemesi, finansal sıkıntılara yol açabilecektir. Yöneticiler ve sermaye sahipleri arasında çıkar çatışmasının olması ve yönetim örgütlenme maliyetlerinin yüksek olması. Limited şirketlere geldiğimizde ise iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulmuş olup ortakların sorumluluğu şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirketler limited şirket deniliyor. Genellikle ortaklar tarafından yönetilen ve müdürler tarafından temsil edilen limited şirketin en önemli özellikleri şunlardır. Yazılı sözleşmeyle kuruluyorlar ve tüzel kişiliğe sahipler. Ticari ünvanları var. Tahvil ve hisse senedi çıkaramıyorlar. Çek veya tüzel kişi olabiliyor. Ortakların sorumluluğu ve şirkete getirdikleri sermaye miktarı ile sınırlı. Ortaklık payının devri diğer ortakların iznini gerektiriyor. Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleriyle uğraşamıyorlar. Kredi sağlama olanakları sınırlı ve büyük girişimlerde bulunup kolay gelişemiyorlar. Sermayesi paylara bölünmüş kumanda şirketlere geldiğimizde ise adi kumanda şirket ile benzerlikleri var. Fakat sermayesi anonim şirket gibi paylara bölünmüş olan şirketten bahsediyoruz. Yazılı sözleşme ile kuruluyorlar, ticari unvanı sahipler. Şirket ortaklarının bir kısmı kolektif şirketlerde olduğu gibi şirket borç ve yükümlülükleri karşısında sınırsız sorumlu kumandite ortak. Diğer kısmı ise anonim şirketlerde olduğu gibi koyduğu sermaye payı ile sınırlı biçimde sorumlu komanditer ortak. Sermayesi paylara bölünmüş kumanda şirketinin adı adi komandit şirketten ayrıldığı temel noktada komanditer ortak için hisse senedi çıkarmasıdır. Kooperatiflere geldiğimizde ise belirli bir ekonomik faaliyette bulunmak üzere kurulan, işletilen, ortak olunabilen ve karı üyelerce paylaşılan gönüllülük esasına dayalı örgütlerden bahsediyoruz. Şirket değil arkadaşlar, tüzel kişiliği olan özel kuruluşlar olarak karşımıza çıkmakta. Temel amaçları kar elde etmek değil, üyelerin belirli ihtiyaçlarını düşük maliyetle karşılayabilmek. Gerçek kişiler, kamu tüzel kişileri veya dernekler tarafından kurulan kooperatiflere herkes üye olabilmekte ve üyelikten ayrılabilmekte. Ortak sayısı ve sermayesi değişken yapı içerisinde genellikle ekonomik bakımdan çok güçlü olmayan kesimleri, ihtiyaçları olan bir kesime karşılıklı dayanışma, yardımlaşma ve ekonomik çıkarları koruma amacıyla bir araya gelerek kurulan bir işletme.
Karşılaşılan kooperatif türleri şöyle arkadaşlar. İlki üretim kooperatifleri. Bunlar endüstriyel veya tarımsal ürün üreticilerinin ham madde sağlanmasından üretilen ürünlerin değerlendirilmesine kadar farklı amaçlarla bir araya gelerek bahsediyoruz. Bunun yanı sıra işletmelerin bir araya gelerek kendi adlarına üretim istemeleri durumunda da kullanılan bir model olarak karşımıza çıkmakta. Tüketim kooperatiflerine baktığımızda ortaklarının gıda, yiyecek ve benzeri tüketim maddesi ihtiyaçlarını düşük fiyata ve yüksek kaliteyle karşılamak amacıyla kurulan kooperatiflerden, işletmelerden, kurumlardan bahsediyoruz. Örneğin sebzelerin toptancıdan veya üreticiden satın alınarak ortaklara market fiyatının altında sunulması gibi. Tarım satış kooperatiflerine geldiğimizde ise çeşitli tarım ürünlerinin bir merkezde toplanarak pazarlanması amacıyla kurulurlar. Böylece ürünün birden fazla el değiştirmesi engellenerek küçük çiftçilerin iç ve dış pazarlarda ürünlerini piyasaya fiyatından satabilmeleri sağlanır. Tarım kredi kooperatiflerine geldiğimizde ise bu kooperatiflerin amacı tarımsal üretimde kullanılmak üzere ortaklarına yeterli miktarda düşük maliyetle kredi sağlamalarıdır. Böylece kullanılmak üzere ortakların böylece hani küçük çiftçiler, ortaklar genelde küçük çiftçilerdir. Daha fazla kâr elde edebilirler, ürünlerini daha fazla kişiye ulaştırılabilir ve para kazanmaları da daha fazla sağlanabilmektedir. Yapı kooperatiflerine geldiğimizde ise ortakların konut ihtiyaçlarını en ekonomik ve uygun biçimde karşılamak amacıyla kurulan kuruluşlardan, işletmelerden bahsediyoruz. Bu tür kooperatifler özellikle dar ve orta gelirli toplum kesimlerinde konut sahibi olmalarını sağlayan etkin bir rol olarak karşımıza çıkmakta. Sevgili arkadaşlar, teşekkür ederim katılımlarınız için. Haftaya kısmet olursa dördüncü üniteyle karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere.